Gerek bu çocuk dostu turizm, gerekse sürdürülebilir turizm yatırımları veya seyahat endüstrisini düşündüğümüzde siz hem dünyada dolaşıyorsunuz turizm alanında, ülkemizde sonuçta siz bir Türk vatandaşsınız, ülkemize geliyorsunuz sık sık, burada dostlarınız var. Acaba Türkiye'de turizm zincirleri çocuk dostu olmak için hangi alanlarda somut olarak gelişime ihtiyaç duyuyor? Ne eksik gördünüz hocam? Buyurunuz. Teşekkür ederim. Bizler bir şekilde sanal alemde yaşıyoruz çoğumuz. Telefondan dolayı, internetten dolayı bu programda Metaverse'de. Aslında turizm bir şekilde ailelerin çocuklarıyla sanal alemden gerçek aleme dönüşünü sağlıyor. Ben ve eşim sırf iki kızımızla daha fazla zaman geçirebilmek için seyahate gidiyoruz ve sanal alemden onların telefonundan bizimle daha fazla konuşmalarını sağlıyoruz. Sadece tesisler, işletmeler önemli değil. Aile içindeki iletişimi, bağlılığı, anlayışı, sevgiyi de artırıyor seyahate gitmek. Bu da önemli bir parça. Şimdi turizme katılan çocukların özelliklerine baktığımızda, özellikle karar aşamasında kendilerinden fikir alındıysa bu çocuklar daha bilgili, daha deneyimli, daha mutlu, farklı seçenekleri araştıran, düşünebilen, karar verebilen, öneride bulunan, güvenen, kendine güvenen ve katılımcı bireyler olduğunu görüyoruz. Bu da önemli kazanımlar. Her ne daha önce bahsedildi, okul öncesi eğitim, kreş eğitimi, turizme katılan bir çocukların da bu süreçte ciddi kazanımları olduğunu görüyoruz. Şimdi bir diğer bir husus da Türkiye'ye gelmeden önce çocuk dostu turizmi bence dünya barışına da çok ciddi katkıları olabilen bir faktör. Dünyayı gezen çocuklar, farklı kültürleri, farklı ülkeleri görenler birebir tecrübe kazandığı için dünyaya bakış açısı daha olumlu ve daha güzel olacaktı. Şimdi burada yapmamız gereken Türkiye için havalimanına inmeden önce çocukların ihtiyacı nedir? Çocukların ve çocuklu ailelerin turizm tecrübe haritalarının çıkarılması gerekiyor. Evinden çıktığında havalimanına, tren istasyonuna, otobüs terminaline gelip otele ulaşması, eğlence parkına ulaşması, restorana ulaşması, bunların ne tür tecrübe haritalarıyla hareket edeceğini gördüğümüzde buna dayalı ürün geliştirme ve iyileştirme yapmamız gerekiyor. Tabii farklı varyasyonlar olacaktır çocukların yaşına, cinsiyetine, aile bireylerinin yaşına, büyüklüğüne göre. Yine burada önemli olan sadece askeri şartların, imkanların, deneyimlerin sunulması değil, en iyi deneyimlerin sunulması gerekiyor ve bir de ciddi sürprizler önemli. Tabii burada yurt dışından gelen çocuklar için dil eğitimi, onlarla anlaşabilmek, kültürel yakınlık bunlar muhakkak önemli. Diğer bir husus da kapsayıcılık ve destekleme her türlü çocuğa ve her türlü çocuklu aileye yönelik imkanların sunulmasında fayda var. Diğer bir nokta da ülke olarak sadece örgün eğitim değil de yaygın eğitimle turizmle ilgili olan herkesin çocuk dostu turizmi, çocuklu aile turizmi ile ilgili ihtiyaçları konusunda, onları nasıl memnun edeceği konusunda eğitilmeleri ve yönlendirmelerinde fayda olacağını düşünüyorum. Diğer bir önemli husus da biz bu Amerika'da bunu çok yaşıyoruz. McDonald's kültürü, işte Disney kültürü. Ben Türkiye'ye gittiğimde bakıyorum. Bazen biz kendi öz değerlerimizi, çevre, kültürel, tarihi zenginliklerimizin kıymetini bilmiyoruz ve bunları yeterince turizm merkezlerinde, işletmelerinde çocuklara ve çocuklu ailelere gerek yabancı gerek yerli bu deneyimleri, bu tecrübeleri sunmuyoruz, sunamıyoruz. Yani bu çevre, kültür ve tarihi zenginliklerimiz nasıl daha iyi değerlendirilebilir, nasıl oyunlaştırılabilir, nasıl hikayelendirilebilir ve daha iyi nasıl satılabilir, pazarlanabilir, tecrübe oluşturulabilir bunların düşünülmesi lazım. Diğer bir nokta da Türk mutfağı ve beslenmesinin, diyetinin
çocuklara ve ailelere daha fazla nasıl kazandırılır turizm destinasyonlarında, turizm merkezlerinde? Ben geçen hafta İngiltere'deydim. 20 yıldan sonra baktım. McDonald's'lar çok daha fazla olmuş, burgerlar. Türkiye'ye de gittiğimizde bunu görüyoruz. Hani Türk mutfağı, Türk kültürü, Türk yemekleri daha bizim için daha sağlıklı. Acaba çocuklara ve ailelere bu fast food'dan öte kendi mutfağımızı ve yemeklerimizi ve tecrübelerimizi nasıl daha iyi verilebilir? Bunların da düşünülmesi gerekir diyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizden de şöyle bir dipnot aldım. Çocukların turizme katılımının güçlendirilmesi dediniz ki en küçük boyutuyla aile ilişkilerinde müthiş bir iyileşme sağlar. Dünya boyutunda ise dediniz dünyanın barışına önemli bir katkı sağlar. Bunu not ettim. Bir de tabii dediniz ki eşsiz deneyimler yaşatalım. Yani mesela şimdi hemen aklıma geldi. Bugün bir çocuğunuz var. Çocuğunuzun yaş gününe Kapadokya'da o peribacaların üstünde bir balonda uçarken bir balonun sepetinde kutlamak filan. Ya bu çocuk bunu hayatım boyunca unutmayacaktır. Ya da çocuğunuzu bir kültür sanattan ya da bir nedir hobilerle zengin bir çocuk yetiştirmeye hedeflemişseniz işte bir kelebek koleksiyonercisi, koleksiyoneri bir çocuk düşünmüşseniz işte mesela Uludağ örnek olarak kelebeklerin göç yeriymiş. Tabii hayvan dostları bize kızmasınlar çünkü kelebekler çok az ömürü olan hayvanlarımızdan birisi. Yani bugün kelebeklerin hayvanlara o sevgiyi de biz yapmak için bir koleksiyonerlik yaptığımızı düşünürsek bugün işte orada değişik kelebekleri koleksiyonumuza katmak, onları tanımak, onların hareketine, yolculuklarına ne bileyim şahit olmak bunlar bile ya bunlar eşsiz deneyimler. Onun için dünyada şimdi ne var? Deneyim turizmi. Yani eşsiz deneyimler. Ama öyle bir şey sunalım ki bunu Türkiye'de bulsun. Mesela Pamukkale'de çok ilginç. Bugün felçli çocuklar geliyorlar. Oradaki termal kompleks, o Hierapolis Pamukkale'nin o eşsiz doğasıyla şey yapıp buluşup yani bir de mutlu oluyorlar. Sadece tedavi olmuyorlar. Bir de onlar o ortam, atmosfer filan. Yani sonuçta bulunmaz imkanları her ülkenin, her bölgenin var. Bunları keşfedip, bunları bir de bazı değerlerle birleştirip insanlara eşsiz deneyime dönüştürmek bu son derece hoş. Evet, Sinan Bey, Özgeciğim, şimdi şeyi söyleyeyim, sözünüzü kestim. buyurun hocam. Kızlarım istedi diye biz Kapadokya'ya gittik ve orada uçan balonlara bindik. Hala gülüyorlar, hala konuşuyorlar. Hiç unutmadılar. Oradan kalktık, Pamukkale'ye gittik. Pamukkale travertenlerinde bir gün geçirdik. Sırf çocuklar istediler diye. Ve hala onları konuşuyorlar. Ne kadar güzel vakit geçirdiklerini, Türkiye'nin ne kadar zengin olduklarını ve diyorlar ki baba her an tekrar gidebiliriz diye unutulmadık anılar. Bunları da siz bahsettiniz diye sizinle paylaşmak istedim. Buradan da şu çıkıyor hocam. Çocukların isteklerini karşılayan bir seyahat hikayesi yaratırsak bu kesinlikle başarılı olacaktır. Çünkü hiçbir anne baba çocukların istekleri karşısında kayıtsız kalamaz dedi hocamız. Çok teşekkür ediyorum.